Evet, devam edelim gündemden aktarılmaya değer haberleri sizinle paylaşmaya. Mecliste yapılan Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Partili Aytun Çıray'la Bakan Hulusi Akar arasında sert tartışmalar yaşandı. Çıray, Akar'ın Türk askerinin başına çuval geçirme emrini veren ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno'dan liyakat madalyası almasını gündeme getirdi. Akar sinirlerine hakim olamadı. Sizin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal yapısının hırpalanmasında bence payınız olduğunu düşünüyorum. En azından itirazınız olmadığını düşünüyorum. O halde madem buradasınız, belki eski defterleri açmak olacak ama bazı sorularla başlamak istiyorum. Sayın Akar, siz benim saygı duyduğum komutan ve bakanlardan birisiniz, bunu biliyorsunuz. Ama 2003-4 Temmuz'unda Süleymaniye'de Türk askerlerinin başına çuval geçirme emrini veren Amerika Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Raymond Odierno'nun elinden liyakat lejyonu aldınız. Ödülü, nişanı aldınız. Sizin bu ödülü aldığınız saatlerde PKK'lılar İdil'de silahlarıyla resmi geçit yapıyorlardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal onurunu yerle bir eden bu kişi aracılığıyla verilen ödülü niye kabul ettiniz? Eğer bu ödülü reddetseydiniz sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı önü olmanızın önünü keserler miydi? Ben aldım o ödülü. Ben? Yok isterim. Neye konuşmayın. Neye bağırıyorsunuz? Bağırırım tabii. Bu aziyetin ifadesi. Hayır. Sizin aptallığınızın ifadesi. Aziyetin ifadesi. Sizin aziyetinizi söyle. Açık tabii ki lafa bakmıyorsunuz. Siz bir dakikanın var. Kendi kişiliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Her kim almış sayılır. Sen kendi kişiliğini koyacak. Benim... Kaçta televizyonu koyup da böyle propagandacı konuşuyorsunuz. Benim söylediğim şey şudur. Hiç önce değil. Bu ödül... Bağırarak haklı olamazsınız. Sadece aziyetinizi ortaya koyarsınız. Ben size... Sonunda... Aynı şey. Ciklet gibi çiğniyorsunuz. Sakız gibi. Hayır. Sakız gibi çiğniyorsunuz. Sayın Bakan. Listeye bak. Almaya yok. Süreyi uzatın lütfen. Süreyi uzatın. Sayın Bakan. Sonunda cevap vereceksiniz Sayın Bakan. Bana cevap vereceğim. Tamam, nasıl konuşmasın? Şimdi bu ödülü kimin elinden aldığınız önemli. Onu söylemeye çalışıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başına çuval geçiren komutandan ödül almışsınız. Kardeşim. Neyse, ben söyleyeceğimi söylüyorum. Sayın Akar. 2020 yıl yapmak için. Biraz sonra da yayınlayacaksın. Oy alacaksın. Operasyon. Daha hızlı böyle oy. Oo. Evet. Siz Genelkurmay Başkanlığı yaptınız bu memlekette. Sayın Bakan. Ne ayıp. Sonunda cevaplarımızı verelim. Ne ayıp. Ayıp defa. İlk defa küfür edemiyor. Genelkurmay Başkanı'na karşılaşıyor. Sayın Akar. Beyefendi. Beyefendi. Ben Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde müsteşarlık yapmış, devletin nereye olduğunu bilen bir adam. Tüm bu görüşlere bana adı var mı? Bozulmuşum, bozulmuşum. Bozuk, bozulmuşum. Sizsiniz bozuk. Sen bozuksun. Lütfen, hayır efendim. Arkadaşlar, lütfen. Size yazıklar olsun. Aynı şey tekrar. Şimdi yazıklar olsun ya. Soruyorum. Yazıklar olsun. 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanı'nın muhalefetine rağmen FETÖ'cü Serdar Atasoy'un terfi listesine kim koydu? Bütçeyle ilgili ne görüşüyoruz? Terfi ettirin. Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı olarak alınmasını kim istedi? Kara Kuvvetleri Komutanı neden görev başladı? Arkadaşlar birazdan size söz vereceğim. Birazdan size söz vereceğim. Hayır, anlaşılmayınca Kara Kuvvetleri Komutanı'na işlem yaptınız mı? Ya, yapmadıysanız neden? Hayır, iş düzgümüz gereği.